Merhaba ahşap severler. Ben Ramiz Aydın, Honka Türkiye kurucu ortağıyım. Şu anda sizi çok güzel bir eve getirdim. 2021 yazında teslim ettiğimiz bir ev bu. Aslında orijinali herkes tarafından da çok beğenilen Melody, Honka Melody modeli. Honka Melody modeli Honka Rusya tarafından Rusya'da yapılan bir evimizdi. Birçok müşterimiz de bu evin üzerine durdu. Daha küçük bir ihtiyacı olduğunu söylemişti. Biz de Honka Melody modelini çok oynamadan biraz daha küçülterek yeni bir model yarattık. Tabii ki pilot projemiz her zamanki gibi Melody modeli oldu. Melody modelinde girişimiz tabii daha büyük. Bunu da biraz daha ufak tuttuk. Gene yüksek tavan bir bu şekilde bir salonumuz var. Dıştaki pencerelerimiz RAL 7024 grafit gri renginde pencere sistemidir. Hemen sürgülü hibe şibe sisteminde verandaya çıkan bir pencere, kayar kapı diyoruz. Onu koyduk. Bu bölümde pencerelerle, alın tahtalarında ve korkuluklarda pencereyle aynı rengi kullandık. Giriş kapımız, pencerelerimiz, alın tahtalarımız, korkuluklarımız hepsi RAL 7024 grafit gri. Hepsi de bir uyum içinde oldular. Dış cephe rengimiz de fındık, koyu fındık rengi. Normal camlarımız sürgülü cam. Burada mutfaktan çıkış bir sürgülü camımız var. Bu hibe şibe dediğimiz sistemde IV68 kullandık. Burada çift cam ve argon gazlı. Arazi, evin kurulduğu yer soğuk olduğu için de sinerji kullandık. Yani Antalya ama soğuk bölge, yani kışın daha sert. Onun için sinerji, yani içeride ısıyı izolasyon eden pencere, kışlık bölgelerde kullanılan cam tipini kullandık. Yazlık bölgelerde konfor kullanıyoruz. Aynı zamanda cam içi çıtalarımız. Buradaki çıtalarımız arkadaşlar yine ahşabın renginde. Ahşabın renginde boyandı. RAL 7024 cam içi çıtalardır bunlar. Alüminyum cam içi çıtalardır. Karolaj cam içinde bu evde. Saçak altı tahtaları. Burada gizli mertekli bir sistem kullandık. Burada sadece saçak altı tahtalarını görüyorsunuz. Çatı merteklerini görmüyorsunuz. Bazı projelerde çatı merteklerini görmek istiyor müşteri ve proje öyle oluyor. Ona göre yapıyoruz. Şu anda hemen sol tarafımda gördüğünüz mutfağımız. Hemen onun yanında reflekte camla gördüğünüz sauna. İçeride birazdan gezeceğiz. İçeride dışarıyı görebiliyorsunuz. Sizi dışarıdan sauna keyfi yaparken kimsenin görmesine imkan yok. Orada reflekte cam kullandık. Hemen saunanın üstünde bir tane daha odamız var. Hemen o odamızın, yani mutfağımızın üstünde de ebeveyn odamız var. Şuradaki üçgen penceremizde ebeveyn odamıza hizmet eden banyomuz. Kütük profil olarak da burada MLL182, yani 182 milim 18.2 santim kütük profili kullandık. Gene altılı laminasyon sistemine sahip Honka kütük ev profili. Dünyadaki ve Türkiye'de yaptığımız Honka olarak, Honka Global olarak ve Honka Türkiye olarak yaptığımız evlerin vazgeçilmesi. Yüksek tavan, üçgen formunda ön cephe. Bu cephe salon cephesi, tamamen salon içeriyor ve olduğu gibi kayak merkezine, teresiyecilere bakıyor. Daha şu anda Aralık'ın 4'ündeyiz. Kar yağmadı. Ama kar yağdığı zamanki manzarayı gelin siz düşünün. Hemen aşağıda Antalya var. O kadar güzel bir havası var ki buranın. Yazın şantiyede Temmuz-Ağustos ayında bile akşamları üstümüze bir şeyler örterek yattık. Hadi gelin şimdi biraz daha içeri gezelim. Efendim şimdi hemen girişte sizi karşılıyorum. Hoş geldiniz.
1,5 kanatlı kapımız var. Bu kapımız da Finlandiya'dan geldi. İzolasyonu son derece iyi bir kapıdır. Sif çamdır ama kaya gibi kapıdır. Hadi gelin biraz da içeride gezelim. Şimdi içeride girdiğimiz zaman böyle bir rüzgarlık dediğimiz bir alan karşılıyor bizi. Bunun sebebi özellikle soğuk iklimli yerlerde inşa ettiğimiz evlerde böyle bir alanda böyle bir kapı koyuyoruz ki dışarıdan girebilecek ne de olsa soğuğu, rüzgarı vesaireyi giriş çıkışlarda normalde bu kapı kapalıyken izolasyon değerlerinde kapıdan bir soğuk hava girmez. Ama açılıp kapandığı zaman misafiriniz geldi, açtınız, karşıladınız. Ah canım hoş geldin vesaire bu kapı kapalı. Kapıyı kapattınız, askıya ceketinizi, montunuzu astınız. Ondan sonra bu kapıyı açıp içeri geçiyoruz. İçeri geçtiğimiz zaman muazzam yine bizim klasiğimiz olan, Honka klasiği olan yüksek tavan, katedral salon diyoruz. Hilton salonda diye de geçiyor. Loft katı diye de geçiyor. Bir salon karşılıyor salona. Hemen bir basamakla iniyoruz. Zeminimiz Finlandiya'dan gelen abıta dediğimiz taban tahtası. Hemen geldiğimiz zaman karşımızda bize inanılmaz bir manzara bekliyor. Kışın kayak yapan herkesi buradan oturduğunuz yerden izleyebiliyorsunuz. Karşınızda Saklıkent Kayak Merkezi. Buranın iç mimarisini biraz müşteri kendi zevkiyle yaptı. Yani biz iç mimarisine burada çok müdahale etmedik. Ama tebrik ederim, yeşil tonlarını gene tutturmuş. Her zaman diyorum ahşabın renkleri mavi, bordo ve yeşil tonları ahşapta kendini gösteriyor. Aynı zamanda şömine, çok özel bir şömine. Aslında buna şömine değil, soba dememiz lazım. Bu böyle taş, bir alışıldık bir taş kaplaması, büyük bacası vesairesi yok. Tamamen özel ısıya dayanıklı boyayla boyanmış, çift cidarlı dediğimiz izolasyonlu borusu ve altında sobası. Sade, güzel, şık, bence çok 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 güzel olur. Hemen burada bir yemek masamız var. Yemek masamızı aydınlatan burada bir tane de büyük bir penceremiz var. Işığı alıyor buradan da. Ev her yerden ışık alıyor. Doğudan akşam ev batana kadar her cephesinden salon ışık alıyor. Yani hep aydınlık. Bu çok güzel bir özellik. Evimiz toplamda 4 oda. Oturduğu alan 140 metrekareye oturuyor. Üst katla beraber toplamda 225 metrekare brüt alanı var ve 4 tane odası var. Alt katta ortak WC banyomuz, bir misafir odamız ve misafir odamızın içinde kendisine ait banyosu, bir tane sauna ve mutfağımız var. Alt katta, giriş katında yani, koridorumuz 1.40, geniş bir koridor. Hemen burada ortak hizmete sunulmuş ortak WC tuvalet. Burada duşumuz yok. Sadece tuvaletimiz ve duşumuz mevcut. Koridordan devam ettiğimiz zaman hemen sağ tarafımızda bir tane misafir odamız var. Misafir odamızda güzel bir özellik. Burada sürgülü bir kapımız var. Hibe şibe sistem sürgülü. Müşterimiz burada misafirine bir alan yarattırdı bize. Bir veranda tarzında. Yani işte akşam canı sıkıldı, uykusu kaçtı, bir sigara içmek istedi. Buradan çıkıp veya oturmak istedi yalnız. Burada kendine göre keyifli bir şekilde vakit geçirebiliyor. Misafir odasının aynı zamanda kendine ait bir tane de banyosu mevcut. Hemen banyosuna bakalım. Banyoda özellikle müşterimiz ahşap kaplamaları istedi. Yani ben ahşap ev yaptırıyorum. Niye fayans döşeyim her yere? Banyolu ıslak zeminlerde ahşap kalsın dedi. Biz de duvarlarını, banyolarını da ahşap kapladık. Sevgili dostlarım, bu evde en beğendiğim yere geldik. Buraya bayılıyorum. Muhteşem bir yere götürüyorum sizi. Sauna bölümü. Hemen ışığımızı açalım. Bir sauna alanımız mevcut ki saunadan oturduğunuz zaman sauna keyfi yaparken dağ manzarasına bakıyorsunuz. We'll be right back.
özellik. Burada özellikle 3 cam kullandık. Isı izolasyonu çok daha iyi olsun diye. Aynı zamanda reflekte bir cam kullandık. Yani şu anda biz manzarayı görsek bile dışarıdan bizi göremiyorlar. Dışarıdan sadece bakan kişi kendi süriyetini görüyor. Aynalı yani camlarımız reflekte. Onun için burada rahatlıkla sauna keyfi yapabilirsiniz. Birazcık kar yağmış. Buranın manzarasını düşünemiyorum. Kar yağdığı zaman keyifli bir alan. Da içeriden bakmıştık. Şimdi saunanın olduğu bölüme bir de dışarıdan bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda saunanın içine bakıyorum ben. Ama görebildiğim tek şey karşıdaki dağlar. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda da 3 tane odamız var. Bunlardan bir tanesi ebeveyn odası, 2 tanesi de çocuk odaları. Merdivenimiz gene çam ağacından imal edildi. Bu Türkiye'deki fabrikamızda üretildi. Türk ustalarımız yaptı. Finlandiya'dan getirmedik. Zaten gerek de yok. Allah'a şükür Türk ustalarımız da bizim Finliler kadar güzel bu imalatla yapabiliyorlar. Yukarıda bir loft katımız var ve salona bakıyor. Görmüş olduğunuz lamine kirişler Saklıkent bölgesindeki kar yüküne göre hesap edilip Honka tarafından gönderildi. Aşağıdaki koridorun aynısı iz düşümü yukarıda da var. Burada iki tane odamız var. Bu iki tane oda ortak WC banyoyu kullanıyorlar. Burada da WC banyomuz. Burası da ortak WC banyomuz. Hemen üst koridorumuzda iki tane çocuk odamız var. Bu birinci çocuk odamız. Yine tavandan aydınlatma. Hepsinde çatı eğimini görüyorsunuz. Bakar mısın? Çok güzel, çok şık. Yeşil. Ahşapta yeşil. Bu ton müthiş duruyor. Müthiş duruyor. Ev sıcak içerse ha? Yanıyor muymuş bir şey şu anda? Yani. Bir şey yanmıyor. Hayret bir şey. Wow! Yani. Dışarısı şu anda herhalde tuş olur mu? Burak falan çok sıcak. Evet. Yani arkadaşlar inanır mısınız? Yani şu anda tişörtteyim. Aralık'ın bugün kaçı Hakan? Aralık'ın 4'ü mü? 5'i mi? 4. 4 Aralık'tayız ve Saklıkent kayak merkezindeyiz. Dışarıda tişörtte durmama imkan yok. Peki şu anda içeride ne yanıyor? Hiçbir şey arkadaşlar. Şu anda içeride hiçbir şey yanmıyor. Sadece güneşin vermiş olduğu ısıyla, büyük camlardan gelen güneşin ısısıyla şu anda evde hiçbir şey yakmadan oturulabilir vaziyette. Ahşap evin tabii en güzel özelliği bu zaten. Kışın sıcak, yazın serin. Ev içeride inanılmaz bir izolasyona sahip. Yani sadece dediğim gibi güneşten aldığı ısıyla şu anda salon son derece sıcak arkadaşlar. Göz gibi tişörtteyim. Yani dışarı tişörtlü duramam ama dışarısı buz gibi. Şu anda salonun olduğu bölüm sıcacık. Çok güzel bir ev oldu bizim için. Çok keyif alarak montajını gerçekleştirdik. Bütün ekip ve ben. Güle güle otursun müşterimiz. Kendisi biraz rahatsız. Antalya'da biz bir iş için gelmiştik. Rica ettik sağ olsun. Evini açtı bize. Güle güle otursun. Darısı bu ev sahibi olacak. Diğer ahşap ev severlere diyorum efendim.